Efendim merhabalar. Bu hafta Merhabalar. yeni bir Üçün Göz programı ile tekrar sizlerle beraberiz. Ve bu hafta yine bir usta bir isimle, büyük hocamızla Estağfurullah. Gazanfer Özcan beyefendi ile beraberiz. Estağfurullah. Ve kendisinin tiyatrosunda kendisinin misafiriz. Hocam programımıza hoş geldiniz diyelim. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Dilerseniz şöyle bir baştan, ben çünkü sizi bayağıdır takip ettiğim için biliyoruz ama Sağ olun. ekranda bilinmesi gereken yönlerinizi de biraz tanıtalım size. Evet. Ne yaparsanız yapın benim aklımdan o Hüsnü Kuruntu kuruntu ailesi hala gitmiyor. Yani o kadar büyük bir etkisi var Bayağı ki. uzun süre bir şeyler yapmaya çalıştık. Galiba olumlu da oldu. Mesajı olan bir diziydi. Evet. Hala da gündemde. İşte Cihangir'de doğdum ben. Çocukluk yıllarım bayağı hareketli geçti. Zaten bu işin başlangıcı da çocukluk günlerine dayanıyor. Birçok sanatçı arkadaşımın olduğu gibi. Küçükken, 4-5 yaşındayken mahallenin taklidini yaparak başladım bu işe. Komşuların, eşin, dostun taklidini yaparak. Çocukça bir başarı elde etmişim ki konu komşu böyle özel günlerde bayağı ihtiyaç hissederlerdi. Benim bir şeyler yapmamı isterlerdi. Evet. Ben de becerebildiğim kadar yapardım. Sonra zamanla bir komşumuz vardı o zaman genç bir kız. İleride inşallah benim talebem olursun dediydi. Allah da kabul etti onun duasını. Lisede benim İngilizce hocam oldu o hanım. Onun çok rolü vardır. Tiyatroya katılmamın, tiyatroya atılmamda çok büyük rolü oldu. Lise son sınıfta bir yıl sonu müsameresinde ilk denemeyi yaptık. Birçok aday arasında seçtiler. İbn Refik Ahmet Nuri Bey'in o zaman Hisse-i Eşyai adlı oyununda Bican Efendi rolü için uygun görüldü. Evet. Bayağı bir seçim yapıldı, bayağı bir sınav yapıldı. O zamanki bu işte emek sahibi büyüklerimizin de itelemesiyle Bican Efendi bir başlangıç oldu. Onu oynadım. Başarılı olduğum söylendi o dönem için. Hemen ertesi sene Eminönü Halk Evi Temsil Kolu'na katıldım. Orada da bir yıl geçti. Bu benim söylediğim 1947. 49 senesinde birdenbire kendimi şehir tiyatroları, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk bölümünde buldum. Orada işte ufak tefek rollerle başladık. 54 yılına kadar hep çocuk tiyatrosunda oynadım. 54'te bir tesadüf büyük oyunlardan birinde rahmetli Reşit Gözal'ın ani rahatsızlığı dolayısıyla öyle gerekti. Biz de tam cüreti cahilane bir cesaretle oynar mısın? Oynarız dedik. Oynadık. Yine Allah'ın yardımıyla iyi geçti. İyi geçince devrin belediye başkanı, vali ve belediye başkanı Fahrettin Kerim Gökay tarafından bir takdirname ile kadroya alınma emrim geldi. Evet. Öylece şehit kadrosuna girdim. 49'dan 62'ye kadar orada büyüklü küçüklü rahmetli Vasfi Rıza Zobu'nun başında bulunduğu komedi bölümünde roller oynadım. Çeşitli kılıklara büründük, çeşitli karakterler de katkıda bulunmaya çalıştım. Sonra orası dar geldi bana birdenbire. Her genç sanatçının içinden geçen duygu beni de içine aldı. Kendi tiyatrom olsun arzuladım. O arada eşim Gönüllük ile evlendik 1962'de. Ve hemen senesine ilk Gönüllük Gazanfer Özcan Tiyatrosu doğdu. O Evet. bizim çocuğumuz oldu yani birinci yılda. Çok güzel. 62 senesinin sonunda da şehir tiyatrolarından güzel güzel tatlı tatlı ayrıldık. 62'den bugüne kadar da işte gördüğünüz gibi Hocam bir şey soracağım. İstanbul. Şimdi çocukluğunuzdan şimdi taklitlerle başladım. Bir anda kendimi orada buldum. Oradan da buraya Evet, aldım evet, falan. evet. Böyle plansız bir gidiş değil mi? Yani sizin Öyle öyle. Hiçbir şey zaten planlı programlı olmadı. yani Hep tesadüfler. hedefinizde, idealinizde farklı şeyler var Vardı, mıydı? vardı, vardı. Mesela o zaman bütün emelim polis olmaktı. Ailede çok polis vardı. Soranlara polis olacağım derdim. Fakat hiç alakası olmayan bir meslek dalını seçtik.
Tesadüfler getirdim. Ailenizin yani. Şeyi nasıldı yani, desteği oldu mu yoksa? Bu tiyatroda mı? Tabii. Önceleri babamdan gizli yaptık bu işleri. O zaman çok hoş görülür bir şey değildi tiyatroculuk. Hatta aile içinde mesela bir deneyimli bir amcam vardı. Amcam bu işe ilk tevessül edenlerden. Aile onu bünye dışına atmış. Babamdan uzun süre dargın durmuşlar. Sonra ben tiyatroya intisap edince bir gün amcamı karşımda buldum. Geldi ve ilk lafı odur hiç unutmam. Babama dedi ki hadi baba abi Gazanfer'i de uzaklaştırın bakalım aile çevresinden dedi. Babam üzüldü tabii. Onlar barış görüş oldular. Fuzuli bir titizlik yaptığında babam da anladı tabii. Sonra 1964'lerde, 65'lerde amcamı tiyatroya aldık. İdareci olarak yaşlanmıştı. Onun mevcudiyeti dahi bana bir güç verdi tiyatroda. Sonra ömrü yetmedi. Vakit saat gelmiş. Onu da kaybettik. Böyle bir tesadüfler silsilesi yaşadık yani. Hiçbir şey ben düşünerek, gaye edinerek yapmadım. Evet. Hep böyle tesadüfler buralara kadar getirdi işte. Yani ne yalan söyleyeyim. Terminaldeki hoparlörden beni çağırdıklarını duyunca yüreğime iniyordu az daha. Çünkü bu çeşit anonslarla hep kötü haberler verilir. Doğrusunu isterseniz ben buna kendi açımdan memnun oldum. Çünkü beni ne kadar sevdiğinizi gösterir. Aa ne demezsin tabii. Yalnız uçaktan inerken yani beni nasıl görmediniz onu anlayamadım. Çünkü altı göz birden hem de baktım. Beni karıştırma. Dört gözle çünkü ben başka yerlere bakıyordum. Hele bu senin yeğeni yok bir yeğeni. Daha uçak havadayken yere inmeden seni kapısında göreceğinden o kadar emindi ki yani. Televizyon benim için çok korkunç bir olaydı o zaman. Hiç arzulamadım. Çünkü sinemaya benzettim. Sinemayı sevmedim. Sinemayı neden sevmedim? Bilmiyorum. Benim değer verdiğim kuralları bulamadım orada. Zaman mefhumu yok. Efendim işte çalışma sistemi gevşek. Biz uzun yıllar tiyatroda aldığımız, gördüğümüz şeyleri orada bulamayınca çok hafif geldi bana. O katı kurallar benim için daha evlaydı. O yüzden hoşlanmadım. Televizyonda onun bir benzeri olduğu için hep ürktüm, kaçtım. Çok ısrar oldu filan. İşte nitekim 1980'de zannediyorum, 80'de. Önce ufak tefek işte teknik üniversitede yayın yapmaya başladığında televizyon katıldık, oyunlarımızla katıldık. Evet. Onlar sergilendi, onlar yayınlandı. Fakat böyle başlı başına bir program yapmak hep beni ürküttü. Evet. Fakat geçmişteki yönetimde büyük rolü olan insanlar o kadar ısrar ettiler ki bir defaya mahsus bu Hüsnü Kuruntu. O da bir tiyatroydu ama yani. Evet. Zaten fazla yadırgamadım. Hep etrafımda tiyatrodan arkadaşlarım olduğu için kendimi tiyatroda zannettim yani. O yüzden çok severek yaptım. Hiç ummadık. 6 bölüm diye görüştük. 6 bölüm bir 6 daha getirdi. 6 derken bir 13 buldu filan filan ve 400 geçkin bölüm yayınlandı. Ya ben kendimden hatırlıyorum. Ben evet, oturup hemen hemen her bölümünü izlerdim. Evet. Ve ondan sonra ne iş yaparsanız ve hangi projede yer alırsanız yer alın, o Kuruntu ailesinde Hüsnü Kuruntu Bey benim hiç aklımdan hala. Üstüme yapıştı kaldı zaten yıllarca. Ama çok güzeldi Hüsnü hakikaten. Bey amca, Hüsnü Bey amca yeni yeni yani bu Avrupa yakası başladıktan sonra ismim değişti. Tahsin Bey amcaya dönüştü. Ama onda da yine ona yakın bir şey tabii var. Tabii aşağı yukarı öyle bir Türk aile babası yani. Benim de istediğim oydu. Türk örf ve adetlerini yerine getirmeye çalışan, ince ince almasını bilen için mesajlar veren böyle bir şey hoşuma gitti. Gene ürkerek başladım Avrupa yakasına. Çünkü ilk defa yalnız oynuyordum. Eşim, kızım, damadımla yıllarca oynadık. Yabancılık hissettim. Acaba işte tek başıma sudan çıkmış balık gibi hissettim kendimi. Fakat o kadar sevimli, o kadar saygılı, terbiyeli bir grupla karşılaştım ki gençler hemen ikinci, üçüncü bölümde kaynaşıverdiler. Evet. Çok sevdim. Severek de yapıyorum şimdi. Bir de bu bahsettiğiniz şeyler sizin mesela normal yaşantınız da böyle. Ben çünkü azıcık uzaktan takip eden bir insan olarak o geleneksel yapımızı, Türk
örf adetlerimizi, belli ölçüleriniz var. Bunlar çok güzel aslında. Yani biz mesela bunun için size program yapıyoruz. Çünkü o belli geleneksel yapılarımızı mesela bir Erol Günaydın, bir Gazan Ferocan bunlar kolay yetişmiyor. Ve değerini bilmemiz gerekiyor. Yapılarınızda, projelerinizde yer yer yapıyorsunuz. Peki normal hayatta mesela çok eleştirdiğiniz şeyler de oluyor mu? Çünkü siz iş anlamında çok disiplinlisiniz. Ben oradan biliyorum. Allah'a çok söyleyeyim. Öyle olması da gerektiğine inanıyorum yani. Ve onu enjekte etmeye çalışıyorum. Beraber olduğum insanlara. Zaten o kurallara uymama gibi bir meyil görürsek kendiliğinden büyüğü atıyor onları. Değil mi? Beraber olduğumuz insanlar mutlaka kafa dengi, anlaştığımız iyi ahlak sahibi, özel hayatları ölçülü ki benim özel hayatım çünkü gerçekten ölçülüdür. O ölçüyü bozmamak için aşırı gayret sarf etmişimdir. Şimdi artık kendiliğinden öyle oldu yaş gereği. Öyle insanlarla çalışmayı tercih ettik hep. Belirli bir çizgimiz oldu hep. O çizginin dışına hiç çıkmadık. Tiyatrodaki çizgimiz de belli. Seyircini çok yakından biliyor. Yani aşağı yukarı gelen seyircimiz bizden ne alacağını, ne göreceğini bilerek, bilinçli olarak gelir yani. Evet, evet. Böyle bir kemikleşmiş de bir seyircimiz var. Hocam bir de şey değinmek istiyorum. Şimdi bizim geleneksel tiyatromuz ve o kendi örf adetlerimizle ilgili yapılan çalışmalarımız aslında çok fazla ön plana çıkmıyor. Ama seyircinin istediğini yapmak zorundayız. Seyircinin istediği kendi yaşantısını görmektir sahnede. Onu gördüğü zaman çok memnun olur. Bu hani deneyimlerle belirlenmiş bir durumdur. Maalesef yeterince bizim tiyatromuzu, geleneksel tiyatromuzu temsil edecek de oyun yazarı olmadığı için hepsi rahmetli olmuş. Eskilerde bugüne uymuyor. Uydurabildiğimiz kadar eski ayları kesip kesip yıldız yapıp da biz sunmaya çalışıyoruz gene de. Evet. Fakat çağa ayak uydurmakta zorundayız. Çünkü birçok tiyatro o yolu seçmişler. Evet. Yabancı kalırız bir yerde. Aşağı yukarı hem onu hem onu ikisini karma haline getirip öyle sunuyoruz. Mesela Ramazan aylarında, Ramazan'dan Ramazan'a mesela orta oyun oynanır. Ramazan'dan Ramazan'a kaygı. Sanki öyle. Sadece oradaymış gibi. Öyle maalesef öyle. Eskiden düşün eski Ramazanlarda. Yani 70'li yıllara kadar Ramazan'ın bir özelliğiydi tiyatrolar. Seyirci koşa koşa gelirdi. Hatta yani ilave matineler konurdu. Son zamanlarda televizyonun çıkışının çok büyük etkisi oldu bu. Herkes rahata alıştı. Bir de ekonomik nedenlerle de bir ailenin tiyatroya gidişi gerçekten çok zor. Bütün tiyatroları takip etmesi çok daha zor. Biraz lüks bir sanat. Tabii öyle. Yani o yüzden en son düşünülecek şeymiş, konuymuş gibi gözüküyor yani maalesef. Devlet bu işte destek olmak için çaba harcıyor. Çaba harcıyor ama yeterli değil. O yüzden ekonomik sıkıntı her an mevcut. Biz bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz yani. Tiyatro yapıp sürdürmek artık çok kolay bir konu değil. Çok zor, çok zor. Evet, şu anda zaten devam ediyorsunuz. Öyle ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Yan işlerle tiyatroyu besliyoruz. Tiyatronun kendi kendine beslemesi mümkün olmayan bir olay olduğu bir gerçek.